Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Merhabalar, günaydın. Günaydınlar olsun herkese. Hayırlı perşembeler. her bir şey atfediyoruz biz de. Aynen, şimdi başlıkları kısa bir... Abla kızacak bu işe. Evet ya, o hayırlı kelimesi ya da hayırlı cumalar nereden çıktı falan diyordu değil mi bir ara? Evet. Şimdi birkaç haber var. Siyasetten konuşacağız. Dış politikadan konuşacağız. İçeride yazarlar var, onlardan bahsedeceğiz. Manşetlere şöyle hızlıca bir göz atalım mı? Neler var, neler yok. Tamam. Bu FETÖ hikayesiyle ilgili olarak Amerika'da FETÖ iğrençliği diye bir manşetle çıkmış bugün akşam gazetesi. FBI FETÖ'nün Georgia'daki okulunu bastı. Beden eğitimi öğretmeni Tarık Uduk'u çocuk pornosu ve çocuk tacizinden tutukladı haberi. Akşam gazetesinin manşetinde. Hürriyet gazetesi kızım elimden böyle kayıp gitti diyor. Cemile Şinel'in annesinin röportajı var. Akşener'le görüşüyoruz, ittifakta sorun yok demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet gazetesi ittifakta çatlak tartışmasını ve CHP heyetinin Irak ziyaretini değerlendirmiş. PCR'larla ilgili bu aşı meselesiyle ilgili biliyorsunuz pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmayanlara PCR zorunluluğu geldi bazı durumlarda. İşte havayolu seyahat edecekseniz otelde kalacaksanız vesaire vesaire gibilerden. Şimdi bunun da bir merdiven altı ya da nasıl söylenir illegal şeyi ortaya çıktı. 300 liraya negatif PCR. Yurt dışında tutuklananlar var. Sadece Türkiye'de değil bu. Yurt dışında tutuklananlar var bu konuyla ilgili olarak. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı bir müjde vardı. 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Bunlar da yine gazetelerde var. 15 bin öğretmen daha atanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Afganistan meselesini bahsedeceğiz. Hürriyet gazetesi dünya Taliban'ı beğenmedi diye bir alt başlığı da var. Bu konuyla ilgili olarak istersen Cumhuriyet Gazetesi'nden şu şeyle başlamış olalım. Tamam, İttifaktaki başlayalım. Çatlak hikayesiyle var olan çatlağı onarma girişimine girmiş Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Ne diyor? İttifak çatlak, ittifakta çatlak tartışması falan. Mevzu Cumhur İttifakı yerle yeksan oluyor. Orada tartışma falan olmuyor Cumhuriyet'e göre. Ama Millet İttifakı'nda ne çatlağı, direkt yarılma var yani, başka bir şey yok. CHP'nin kendi içerisinde zaten kayyum hikayelerini CHP'lilerin kendileri söylüyor. Kemal Bey de en azından bu var olan yarığı kapatmak adına eline almış harcı kapatmaya çalışıyor. Neler söylüyor, buradan başlayalım istersen. Yani şöyle gördüm HDP'nin ben. De açıklaması var Mithat Sancar, onu da söyleyeceğim. Evet. Yani şöyle gördüm ben, mesela normalde çok alışık olmadığımız bir şey. Cumhuriyet normalde ya bir terör örgütünün propagandasını yapar ya irtica hortluyordur. Ya işte başka bir ekstrem bir örgütün bilmem nesinden bahseder. Ya insanlar ölüyordur açlıktan. Türkiye berbattır ama hatırlarsın Fransa'daki terör saldırısı sonucunda efendim Fransa çocuklarına ağlar. Türkiye'de bir bomba patlasa Türkiye korku tüneline döndü der. Yani Cumhuriyet budur yani. Neresinden baksan bu kadar böyle bir şeydir. Onu yapanlar da yazanlar da içindekiler de aynı şekilde düşünür. Bir ilkle karşı karşıyayız. Cumhuriyet bir tedavi, bir pansuman eline almış merhemi. Aman çatlak olmasın diye. Hatta macunu almış. Macun çatlamış zaten, patlamış da. Macunu sürmüş. Oradan şimdi macunu sürüyor çatlağa. Sonra üzerinden önce 220 grit zımpara zımparayacak. Arkasından 400, 600 ve en sonunda da polisaj yapacak orayı. Yani çatlak olmadığı gösterecek. Enteresan bir başlık. Yani Cumhuriyet normal dediğim gibi operasyonel bir gazetedir. Ama bu sefer manşetten Akşener'le görüşüyoruz. İttifakta sorun yok. Çok bir korku almış Cumhuriyet'i. Buna da görev vermişler. Ha sorsan da şu var yalnız. Ha şunlar yandaş basın. Şunlar özgür ve bağımsız basın. Bir de böyle bir durum da var yani. Elinde macunla koştura koşa çatlak peşinde koşan manşetten çok fazla görmez böyle şeyleri. Normal Cumhuriyet. Dediğim gibi PKK propagandası bilmem ne. Bunlar olağan şeyler. Veya Türkiye karalaması. Türkiye aleyhinde kara propaganda. Arada bir Atatürk fotoğrafı. Ondan sonra gerisi. Ama bu ortada çok ciddi bir sorunun olduğunu göstergesidir. Ben de hep şunu söylüyorum. Geçenlerde söyledik. Hani Cumhuriyet manşetten veriyor ya. İlkokullarda, ortaokullarda zorunlu Kur'an dersi. İrtica hortluyor. Cumhuriyet bunu arada bir yapar. Hani şey ölmesin diye. Sürekli külün közlersin ya, sönmesin diye. Hani irticai mesele sönmesin diye. Bunu yapar. Ondan sonra bu da gazetenin kent tasarrufu dersin. Yukarıdaki bu kişi, yukarıdaki şu gözlüklü olan Kılıçdaroğlu çok değişmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahseder.
Çok hızlı konu geçiş yaptım. Der ki biz çok Müslümanız falan. Şimdi buradaki gazetede Müslümanlara derdi var zaten. Ama burada şu anda mesele Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir Türkiye ittifakı var. Sahip çıkmak lazım. En az Fransa'ya kadar sahip çıkmak lazım. En az Amerika kadar, Amerikalı kadar sahip çıkmak lazım. Doğru. Ben bunu şimdi bak dikkat edersen sadece algıdan bahsettim, onu yorumladım. İçerini biz dün ne yaptık abi? İçerini biz dün konuştuk. Ondan önce konuştuk. Çatlaktan patlaktan bahsettik. Ya dün akşam gazetenin manşetinde sevgili Melik Yiğitel'in İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yapmış olduğu görüşme manşete çıkınca apar topar Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Gazetesi'nden buna cevap verme ihtiyacı hissetti. 3,5 durumları. CHP'li Paçacı, İYİ Partili Paçacı akşam gazetesinde bir kere altını çizerek söylüyorum. Sevgili Melik Yiğitel'in röportajında tekil konuşuyor eleştirisi yapmıştı. Yani ittifaksınız ama sanki başkan adayı, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş. Ne oluyor? Böyle boş konuşmak doğru değil anlamına gelecek bir cümleler sarf etmişti. Kılıçdaroğlu buna cevaben şunu söylüyor. İttifakta sorun yok. Çok ilginç yani. Belli. Sayın Kılıçdaroğlu'na göre sorun yok ama Sayın Paçacı'ya göre sorun var. Meral Hanım'a bir şey söylemiyorum. Çünkü Meral Hanım bu hususlarda özellikle partisi içerisindeki tartışmaları bekle gör politikasıyla değerlendiriyor. Yani kendisi bir taraftan 6-8 Ekim olaylarındaki o şehitlerin kanı hala elinde olan Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapmayı arzularken partisinin yöneticileri HDP'ye çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Fakat Meral Akşener'in hiç dönüp bakmıyor bile. Ya da tam tersi durumlarda. Aynen öyle. Dünkü konuşmasını unutmayalım yalnız. Hani biz Türkiye'yi tek başımıza yönetiriz. Tabii o da var. Mesajını unutmayalım. Bir de o var yani. Yani kadın olarak yönetirim ben. Erkekler iş yararlı zaten. Aşağı yukarı öyle şeyler söylüyor. Aynen öyle. Genel başkanlarla görüşüyoruz demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Çok güzel. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak dillendiriyoruz. Tamam. Çok güzel. Onun dışında her partinin kendi düşüncesi var yanıtını vermiş. Yani şunu söylüyor. Biz Millet İttifakı olarak Cihan Paçacı her ne kadar bana tekil konuşuyor dese de tabii ki konuşacağım diyor. Bizim sadece ortaklığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Geri kalan meselelerde her parti kendi adına konuşabilir. Ben de kendi adıma konuşabilirim. Sen de kendi adına konuşuyorsun zaten diyor. Çatlak matlak da yok diyor. Yok da tabii. Tek çatlak var. Veyahut da belki de çok anlaşılması zor bir nokta var. O da güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne menen bir şey oldu. Öyle bir şey söyledik ama bak hala söylüyorum. Ne menen bir şey oldu. Ama ya, önemli değil. Bunların var ya yani, çok özür dileyerek şunu ekleyeyim. Sabah Sevilla Yılmaz'dan bir doz aldım. Onun için biraz böyle kendimi hissediyorum. Gergin hissediyorum. Habertürk'te yola gelirken dinledim. Ali Saydam'ın sabrına hayranım. Hakikaten bugün programda o vardı. Ben bir kısmını dinleyebildim çünkü aynı Şenol anda Şenol Güneş'in aldığı para üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. O tartışma da şöyle, yani tartışılabilir tabii ki. Yani hani en nihayetinde tartışılmayacak konu değil bu. Üzerine konuşulacak bir konu. Fakat tartışmayı Sevilay ısrarla dönüyor dolaştırıyor. Millet bu kadar açken, millet aç. Şenol Güneş bu kadar para alıyor. Devletin diyor, benim vergilerimle diyor, bu Şenol Güneş'e bu kadar para veriyorsunuz falan deyince Ali Saydam dedi ki ya bilmiyordum ama federasyona da sordum, yetkililerine de sordum. Devletten alakası var. Ya devletten, futbol federasyonu devletten para almadığı gibi para veriyor devlete, vergi olarak veriyor. Dolayısıyla Sevilay Hanım dedi yani bizim paralarımızla verilen bir para yok Şenol Güneş'e. Tabii. Hikayesi. Şimdi sorun şu, dediğim çok gibi buna rağmen yapmış. Herkesin gözünün kulağının olduğu, herkesin futbolla, kayır ekseriyetinin futbolla yatıp kalktığı bir ülkede elbette Şenol Güneş'in başarısı, başarısızlığı konuşulur. Buna bağlı olarak aldığı para, aldığı ücretler, bunlarla ilgili sorun yok. Ama hedef burada dönüp dolaşıp mevzuyu bu kadar aç var, tabii bu kadar bilmem ne var, ekonomi şöyle bilmem ne, bizim vergilerimizle Şenol Güneş abad ediliyor, bir AK Parti'ye bağlamak. Hikaye buradan aynı şekilde dönüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylüyor, pay güçlendirilmiş parlamenter sistem, şu bu falan filan. Ya mevzuyu bir kere önce bir doğru anlatın. Doğru anlayın. Kendileri doğru anlattıktan sonra doğru... Ya bilmemelerine ihtimal vermiyorum. Yok, bir program hazırlayacaklardı. Ben geçen sene yazdığımda, sorduğumda. Hatta açıklama da yapıldı. Ya ben sorduğum için değil. Çok sıkıştırdılar köşeye. Dediler ki güçlendirilmiş parlamenter sistem ne menel bir şeydir. Ha, soru bu. Yani nasıl güçlendiriyor? Ne yapıyorsunuz? Yetkileri nasıl? Bunun üzerine bir çalışmamız var. Şu anda hatta ekiplerimiz falan diye bir açıklama yaptı bunlar.
Abi aşağı yukarı 12 yıl. Bak pandemi var. Bol bol vaktiniz var. Evde oturmuşsunuz. Benim gibi pateşu hamuruyla efendim ekler yapmıyorsunuz. İşiniz bu. Ben evde oturunca başka bir şey yapabilirim. Ama sen evde oturdun o kadar. Var mı bir şey yok. Çünkü aşağısı altı yok. Çünkü aslında bu ittifakta bir çamur deryası gördüler Murat. Bu iş çok basit bir hadise. Bir çamur deryası var önlerinde. Bak ittifak böyle oluştu. Karşıda bir tane düşman gösterdiler parmakla. Bunların ağababaları gösterdi. Dedi ki Erdoğan var. Yıkacaksınız. Ama buradan geçmeniz lazım adama gitmeniz için. Ne yaptılar abi bunlar? Bak bu çok doğru bir benzetme. Yani şu anda aklıma geldi söylüyorum. Bunlar çamur deryasında nasıl hep beraber biz Erdoğan'a karşı veyahut da hükümeti yıkacağız diye. Hiç başka ikinci bir B planı, C planı, hazırlık falan yok. O çamur derya bataklığa atladılar bunlar şimdi. İttifak adı altında. Şimdi içinde debeleniyorlar. Yani ona atladın da ne olacak? Yani sen ona benzemiyorsun, bu bana hesapta, sözde. Ama ağababaları bir. Yani ipin ucu kimde olduğu belli. Bu durumda bu saçmalıklar buradan geliyor. Şimdi sen desen ki, yani durup dururken desen ki, ben iktidara geldim. Bak dün de Katırcıoğlu söyledi bunu, aynı şeyi söyledim. İktidara geldim. Baba bir şey soracağım ya. Hani gene bu atıp tuttuğunuz, salladığınız İmamoğlu'nun yaptığı gibi. Ne yapacaksın bu ülkede? Çok basit. Ya şeyi geç artık. Tamam, onu artık benim esprime gülmüyorlar artık. İçselleştireceğiz. Şunu yapacağız. Aç olmayacak. Herkes doyacak. Çayımız olacak falan. Geç onları. Ne yapacaksın? O da şu. Biz tekrar güçlendirilmiş bir parlamenter. Adam şey diyemedi Murat. Aslında bütün sıkıntı orada. Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz. Dediği zaman. Ne kadar muhalif olursan ol. İnsanın hakkında koalisyonlar geliyor, kaoslar geliyor. 10 ay sonra bir daha seçim geliyor. Allah cezanızı versin geliyor. Birisi sözde muhafazakar, milliyetçi, sözde sosyal demokrat, sözde halkların birleşiği fakat silahla yapalım biz bu işi diyen PKK uzantısı geliyor. Bunlarla birlikte güçlendirilmiş bir şekilde Türkiye'ye yöneteceksiniz. Mümkün mü? Değil. Senin inanıyorsun, inanmıyorum. Ama çamur deryasına atlayıp adamın üzerine doğru gittiniz. Şimdi çamur, şimdi debeleniyorlar. Ama mesele şu. Sen ona ciyak ciyak bağırıyorsun. Çatlak patlak yok bilmem ne diye. Arkasına erken seçim istiyorsun. Ve tek gösterdiğin de bu. Ve absürt bir şey var burada. Son olarak da onu söyleyeyim. Hala bunun da cevabını veremediler. Zaten asıl sıkıntı nerede biliyor musun? Orada. Çünkü Akşener, dünkü paçacının açıklaması, bizim Melik Yiğit'e, Akşener'in bu konuşmaları tek başına İYİ Parti'nin önünde Türkiye'yi yönetme hiçbir engel kalmamıştır. Türkiye'yi biz yönetebiliriz diyen İP'in lideri, aynı zamanda diğer partiler, hatta HDP, hepsi şuraya kilitlenmiş durumdalar. Bir dakika arkadaş, tek bir aday seçtik. Onun cevabı yok. Kavganın sebebi de o. Tamam seç, kim olacak? Şu olacak. Peki seçti, ne olacak? Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük, en güzel masalını anlatıyor ya. Hani Alice Harika Diyarında daha gerçekçi geliyor bana. Şunu söylüyor. Birinci kural, Cumhurbaşkanı adayımız nefsine hakim olacak. Ya sen dünyada, yeryüzünde, kozmozda adayımız nefsine hakim olacak diye bir aday gösteri duydun mu hiç? Yani bu kadar vizyon, bu kadar saçma sapan bir şey duydun mu abi? Ya benim adayım kel olacak. Nefsine hakim olacak. Efendim domatesle peynir yerken şöyle yapacak. Ya bunu niye söylüyor biliyor musun? Efendim biz seçeceğiz bunu. Evet ama bu göstermelik. Bir anda o koltuğa oturunca ben demiyorum. Vallahi bunu söyledi Kılıçdaroğlu. Konuşması ne diyeyim? O koltuğa oturunca bir anda koltuğun gücüne kapılmayacak. Evet diyecek arkadaş ben seçildim ama ben geçici bir hülleci cumhurbaşkanıyım ben. Hülleciyim. Hülleyi biliyorsun ne olduğunu. Bilmiyorum. Bir gece bırakırlar. Hülleci. Ben bu gece kalıyorum burada. Hülle işi bitiriyorum. Buyurun parlamenter sistem diye verecek. Sonra bu bataklığın içindeki bu şeyler, partiler arasında başka bir güç kavgasına dönüşecek. Evet, sonra da başbakan seçecekler. Nasıl yapacaksın bu işi? Yetkisi devredecek. Olmaz ki anayasa var, o zaman referanduma gideceğiz. Vaade bak, resmen Nasrettin Hoca'nın borcunu ödeyeceğim. Yeter ki şu tellerden koyun geçsin hesabı gibi. Koyun geçecek, toplayacağım, eğireceğim. Gülmeye başlayınca peşin paraya gelince nasıl gülüyorsun? Hülle Cumhurbaşkanı seçtik mi seçtik. O ne yapacak? Meclis çoğunluğu. Geçen yok burada, mu? Burada referandum. Sonra da sistem değişecek. 7 kademe. Allah'ım yarabbim. 7 kademe. Güçlendirilmiş hocam, parlamenter sisteme ya geçebilmesi için 7 tane seçim kazanması gerekiyor. 7. Tekrar etmeyeyim şimdi. Hocam içeride 7 tane seçim tabii kazanması gerekiyor. Kazandım. Öncelikli olarak 2023'ü kazanacak. Yeterli sayıda milletvekili olacak. Yeterli olmadı mı referandum olması lazım. Referandum olacak. Referandumdan sonra sistem değişecek. Bir daha seçim. Bir daha seçim gidecek. Seçimden sonra bir daha hükümet kurulacak. Güven Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. 7 tane. Anayasa değişecek. Sistem değişecek. Tabii anayasa
Anayasa tabii. değiştikten sonra o da referanduma gidecek. Tamam. O gelecek. Anayasa değiştiği için bir daha seçim. 7 kademe. O yüzden o zaman ilk adayın kim olması lazım? 7 tane seçim geçecek. Hadi bakalım şimdi aranızda karar verin bakın. İlk aday bir tane boş aday lazım. Boş zarf atmak lazım. Bak Mithat Sancar'ın... Kavga orada zaten. Aynen Mithat Sancar'ın tamam, bir şey var. Bunların ortakları... Kim olacak boş aday? HDP'nin ortağı. HDP'nin adayı dün Katırcıoğlu konuşmuştu. Mantıklı İstanbul milletvekili şey. Bugün... Ortak genel başkan öyle mi diyorlar? Ne diyorlardı? Eş başkan. Eş başkan. Aşağı yukarı aynı şey. Ortak eş. Hissedar. Ortak eş. Hissedar başkan. Mithat Sancar'ın bu konuyla ilgili açıklaması var. Hani genel başkan olarak o da topa giriyor. Bence şey onu seçsinler ya. Var nasıl geçici arkadaşlar ya? Mithat Sancar. Katırcı onu mu? Geçici bir tane koysunlar yani. Nasıl gidecek ya parlamentoya direkt? Hani ya hem o var hem de gerek yok. Şu 16-15 tane milletvekili ver. Abi Fatih Reis seç koy oraya. Bir de fark edecek. Sonuçta o da nefsine hakim bir insan. Mithat Sancar Fox'taydı. Bir dinleyelim bakalım ne söylüyor HDP eş genel başkanı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin mantığı ayrıdır. Biz diyoruz ki muhalefete eğer bir ortak aday çıkarılacaksa Millet İttifakı'na değil sadece. Bütün muhalefete ve bütün demokrasi güçlerine. Gelin ortak aday konusunda konuşalım. Biz bunu açığız. HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır ama isimleri şimdi tartışmayalım. Bir defa en son tartışılacak evet. şey kim İsimler. Sorusudur. Ya bunları ben anlamıyorum. Ya ama Mithat, erken seçime gidelim. Mithat Bey de, o zaman açıklayacağız. Mithat Sancar da Mithat Bey de çok naif hakikaten. Yani HDP'nin nasıl bir şey olduğunu bilmeden herhalde ve naif bir şekilde konuşuyor işte. Ya veyahut da yani işte tecahül en son, arif en son adayı diyor. Konuşalım edelim falan. Ya sizi çok affedersiniz. Partinizi adamdan sayan yok ki Millet Partisi olarak. Tabii yani size soran mı oldu? Yani öyle derler hocam. Sadece, pardon size soran mı oldu? Aynen sadece şunu söylüyorlar size HDP'ye. Ve siz de bunu hani zul olarak kabul ediyorsunuz. Oy ver ama görünme. Aynen. Arkamda ya dur. Sen biz aday belirleyeceğiz. Ya bir kere biz hani sadece mesela şunu söyle ittifak o bak Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? İttifakta sorun yok. Ondan sonra genel başkanlarla görüşüyoruz. İttifakta sorun yok. Genel başkanlarla görüşüyoruz. Şimdi, ittifakta sorun yok. Genel başkanlarla görüşüyoruz dediği anda tamam mı? Gene tekil konuşuyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi. Değil mi? Üçü. İttifakın sadece yani. HDP sana ne oluyor derler adam. Hani senin söylediğin gibi. Tamam mı? Ama durum öyle değil tabii ki. Mevzun seninle alakalı. Biz de burada sana şey değiliz. Yani. Neydi onun ismi? Elbette yani. Kağıt üzerinde sana, ortak değilsin ama sormazlar sana herkes yani. Biliyor Sırak ki ben. Sen ondan sonracıma bu ittifakın kullanışlı aparatısın. Arada bir kullan da olur. Evet. Yandan destekçisin. Gerektiğini arkaya sakla. Bursun falan. Niye görüyorlar seni? Tabii. Siz her ne kadar kendinizi asil üye olarak görseniz de ittifak sizi böyle görmüyor. Tabii. Niye? Çünkü ittifaka oy verecek insanların sizin terörle bağlantılı olmanızdan dolayı ittifaka halel gelecek. Oy gelmez diye sizi görünmez kılmaya çalışıyor. Tabii. Ve siz de bundan utanmadan, bak çok net söylüyorum bunu Sırrı Süreyya Önder söylemişti. Ben söylemiyorum Sırrı Süreyya söylüyor. Koskoca köşeye at. Koskoca Sırrı Süreyya söylüyor. Tabii. Ne diyor? Ya böyle bir aşağılık durum olabilir mi diyor ya. Kime pay hem benimle diyor ortaklık tabii. yapacaksın diyor. Hem de bana diyeceksin ki gözükme bizim yanımızda. Böyle aşağılık bir siyaset olur mu diyen sizin en baba isimlerinizden bir tanesiydi Sırrı Süreyya Önder. Hiç utanmadınız. Sırrı Süreyya yani kişi olarak kutluyorum. En azından böyle bir kepazelik olmaz cümlesini kullanabildi. CHP ile gidiyorsunuz, görüşme yapıyorsunuz. Liderler bazında görüşme yapıyorsunuz CHP ile. CHP her görüşme yaptığında CHP'nin o genel merkezindeki büyük salonun ortasına kürsüyü koyup yan yana durup basına mülakat veriyor. Ama siz olduğunuz zaman çıkmadılar. Tabii. Tek başınıza basına açıklaması yaptınız. Bir de şey var. Ne kadar aşağılık bir durum. Çok aşağılık. Şimdi kalkıyorsunuz konuşuyorsunuz diyorsunuz ki ondan sonra ortak aday belirlenecek prensipler üzerinden bilmem ne yapalım isim en son olsun falan filan. Bak yani bu işin yani, yangına yani, körük dekmiş gibi olmasın ama hatırlatma bana söyleyeyim. Öyle olsun. Sen Sırrı Süreyya deyince aklıma hiç unutmadığım bir cümlesi de geldi. Diyor ki hani bunlara arada bir ip bunlara ayar veriyor ya, ya onlar terör örgütü canım bizim bununla alakamız var biz bununla ortağız. O da diyor ki HDP benim iple ne alakam var ben bununla ortağım. Ortaklar aynı ama bizim alakamız yok. Yani biz buraya geldik ama dayandık ama o tek defa dayandı ben buraya dayandım. Görmüyoruz birbirimizi. Halbuki ulan aynı yerde dayanıyoruz sırtlar aynı yerde. Peki ne dedim işte hatırlıyor musun? İp bunları bir ayar çekti bir şey oldu gene. Bir taraftan bir Cihan Paçacı gibi bir herhangi bir tanesi bir ama önemli bir isim. Aklıma gelmediği için söyleyemedim. Sonra Sırrı Süreyya şunu söyledi. Ya dedi bu dedi kardeş
şeyden önce, seçimden önce bize sorarken iyiydi. Böyle demiyordunuz. Ha, burayı nereye kimi atayacağız, kimi nereye koyacağız? Arkadaş bir liste koy dedi bana. Böyle bir liste koysana kardeşim dedi. Valla ben bilmiyorum dedi. Şimdi böyle mi olduk dedi. Yani bu işin kötü tarafı ne biliyor musun? İşte kötü bu. O da şu. Ya sen seçim öncesi yorgan altına giriyorsun. Bir hareketler çekiyorsun. Çok tamam iyi. Mı? Hakikaten çok ama iyi. Diyorsun çıkıyorsun diyor ki tanımayalım birbirimizi. Şimdi bu çok aslında zelil bir durum. Biraz böyle hafif mizahi biraz da sert gittim ama maalesef durum bu. Şimdi benim en çok takıldığım yani çünkü manşeti görmemiştim ben ama en çok takıldığım mevzu da aslında komik duruma düşen de çok hoşuma gitti bu. Cumhuriyet'in ki bunu biliyorsun CHP'yi temsil eder. Hani Kılıçdaroğlu'nun en büyük yalanlarından bir tanesi değişiklik yalanıdır. Bak bu çok önemli. Bir sürü şey söylüyor. Kızılay mızla hikaye bunlar artık. Normal defter kaleciydi. Galatasaray zaten ya Kongo Cumhuriyeti'ne aitti falan. Bunlar normal yalanlar. Bunlar çok yazıyoruz, mizah yapabiliyoruz ama en büyük yalanı değişim yalanıdır. Birkaç günden beri son bu Yargıtay binasının açılmasından tut. Başörtülü bir teyminin 5. derecede mevcuttu. Ve arkasından hemen 2012'de başlamış olan seçmeli dersin gündeme getirmiş olması Türkiye'de aman unutmayın arkadaşlar. Bizim kodlarımız İslam karşıtlığıdır. Çıktıktan sonra sen Kılıçdaroğlu ve avanesinden biz çok değiştik. Acayip Müslüman olduk. Artık mühtediyiz. Ve falan filan diye çıkış yapmış olmasının samimiyetini bulmuyorsun. Peki bunların baş ayağından bir tanesi. Türkiye'de hep söylerim ben bunu. Bunda da zulat etmiyorum. Yani bunu söylemek lazım. Yani İslam din değerlerine karşı veya dine karşı değiller bunlar. Bunu bak bin defa söyledik. Siz gördünüz mü hiç Cumhuriyet'in veyahut da sözcünün bir Hristiyanlıkla, Musevilikle, Ehli Kitapla veyahut da bir Şintoizmle veyahut da bir şeyle, Budizmle dalga geçtiğini gördünüz mü? Geçmezler. Hatta derler ki çok enteresan ritüelleri var diye. Dertleri İslam'la derken dönüp dolaşıp da 25 yıl, 35 yıl her neyse yazıp çizdiğimiz günden beri söylediğimiz şey budur. Buraya geliyoruz. Biz çok değiştik. Artık tabii ki CHP'nin başörtüsü sorununda parmağı vardır ama artık öyle değiliz. Ama seni önceleyen ve senin fonladığın, para da verdiğin, ayak tutmaya çalıştığın bir gün gibi diğer evrensel, cinsel, cipsel falan neyse bile bunlar olmak üzere bunlar hala bu operasyonu sizin vasıtanızla devam ettiriyorlar. Yani irtica hortluyor kodlamasını CHP ayağıyla yapıyor. CHP değişmemiştir. Değişen bir şey yok. Benim en çok komime giden de sadece bu tür operasyonlar üzerinden giden bir gazete manşetinin ilk defa böyle aman sözcü gibi. İkisi aynı ya aynı mecradan besleniyorlar. Sözcü gibi aman çatlak yok. Gözünü seveyim yapmayın. Bu saatte erken seçim diyoruz. Türkiye'de ekonomiden gitmeye çalışıyoruz. Size irtica hortlu diye bir sürü pas verdik. Durup dururken Cihan Paçacı bunu söyledi. Meral Akşener dedi ki arkadaş tek başımıza yönetiriz icabında dedi. Tekil konuşma dedi. O her gün sabah çıkıyor kalkıyor. Ne efendim Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Nefsine hakim birisi olacak. Ya o zaman demek bence Kılıçdaroğlu bir sinyal verdi orada Murat. Ne demek istedi biliyor musun? Nefsine hakim dediğine göre CHP olamaz o. Bunca taciz, tecavüz bilmem ne. Ulan nefsine hakim adam nerede bulacaksın CHP'de? Çok sıkıntılı. En son Erzurum'u gördük. Bulurlar yine Çatal'da ya. Hocam bilmem. Vallahi nefsine hakim yani diyorsan. Ekmelettin İhsanoğlu'nu buldular. Yani bu kriterlere evet, uyar mıydı? Daha, uyardı. O doğru. En azından nefsine hakim olurdu en azından. Evet, en azından bir CHP değil. Yani teşkilattan gelmedi. Abdullah Gül alabilir mesela. Abi git Kongo'dan Mokoko'yu çağır. Mokoko'da 150 tane karısı var. Orada da sorun olabilir. O da nefsine hakim olur. Ama CHP deyince sıkıntılı durum. Yani nefsaniyet, nefsine hakim olma falan filan iradeden bahsediyorsan CHP sıkıntılı ben sana söyleyeyim baştan. Bence onun sinyalini verdi belki de. CHP dışından. Olabilir. Mesela. Hızlıca geçeyim. Bir iki başlık daha konuştu. Bunlardan bir tanesi Kuzey Irak ziyareti konusunda. Biz sadece bölgesel Türk yönetimiyle değil, Türkmenler ve Ezidilerle de görüştük. Türkiye'yi yönetmeye talip parti olarak bölgede barışı sağlamak için kendi anlayışımızı bölgenin aktörlerine anlattık. Seçimden sonra Irak'a da gideceğiz demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii. Ya ne kadar güzel bir iş ya. Güzel, tabii. Ya sen mesela daha bak iktidar değilsin. Ne oldu? Megri ne oldu ya? Megri. Daha iktidar değilsin ama diyorsun ki ben iktidar olduğumda bu bölgesel yönetimlerle şunlarla bunlarla ilişkileri geliştirmek adına ondan sonra şu anda bir altyapı çalışması yapıyorum. Kelimesi kelimesine söyleyeyim. Türkiye'yi yönetmeye talip parti olarak bölgede barışı sağlamak için kendi anlayışımızı bölgenin aktörlerine anlattık.
Türkiye'yi yönetmeye talip parti olarak. Şimdi sen daha talip parti olarak. Nasıl yönetiyorsun sen? Ki 20 yıldır talipsin zaten. Yani 15 tane seçim kaybettin. Yenildin de yenildin. Başbakan olacağım diyordu ama. Türkiye'yi yönetmeye talip bir parti olarak. Bak kritik cümle burada. Kendin de bu hakkı görüyorsun. Bak talip olarak tabii. Görüyorsun. Da yöneten var. Tabii. Hani şey yapıyor bir tane. Instagram'da bir adam var ya. Var. Şu hareketi yapıyor ya. Şu hareketi. Çabi herhalde zannedersem. Gösteririm sana bir ara. Hani böyle Instagram'da böyle saçma salak aletlerle bir şeyler yapıyorlar ediyorlar falan filan işte. Yumurtayı öyle kırıyorlar. Hazırdım, elmayı böyle hazırdım. Kesiyorlar. Bıçak da alıyor kesiyor. Bu diyor yani. Bu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o Çabi gibi şunu yapmak lazım. Ya sen Türkiye'yi yönetmeye talip bir parti olarak böyle bir şeyi, böyle bir hakkı kendinde görüyorsun. Bölgesel yönetimle görüşüyorsun. Irak'a da gideceğim diyorsun. Ama hala hazırda. Ya yöneten var. Yöneten var. Evet. Buna niye bu hakkı vermiyorsun? Yok işte şöyle yaptınız, böyle ettiniz. Tabii, Barzani'yi tabii. Çağırdın, onu ettin, bunu ettin falan bunlar diye. Tabii hocam bunlar tahayyülü şeyler. Yani adam seni hayalinle dalga geçiyor. Hakikaten dalga geçiyor. Benim değil, kendi seçmeni dalga tabii, geçiyor. Ben zaten cevabını veriyorum. Dünkü konuşmasını verdik. Hatta sen de dedin ya, ben Hikmet sen anlarsın bu işlerden. Evet. İlk çağ felsefesi diye. Oradaki cümleleri üstte koyduğun zaman aslına bakarsan bak. Belki de dünkü Katırcıoğlu, ben bir muhtemelen yazımda da bahsedeceğim. Ama yırtınarak, yani çok yırtındım ben çünkü. Yani çok CHP'li dostlarla, arkadaşlarla konuşurken, muhaliflerle konuşurken de aynı yerde geldi. Tıkanıp kaldığımız yer orası. Arkadaş sen ne yapacaksın? Mutfağında ne var? Misyonun, vizyonun ne? Dediğin zaman böyle parçalı, böyle 3-5 benzemezin bir arada olduğu, asla dokuyuşmazlığının sorununun kalkmayacağı bir ortamda, Türkiye'yi şuraya getireceğim ama nasıl getireceğim dedim mi cevabı yok. Ama mesela bu son çatlaktan sonra, yani son çat bu birkaçıncı çatlak, yani yeni bir değil, bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Dün Meral Akşener kadın ve erkekten bahsetti. Karıştırdılar orayı, önemli değil. Bu ülkeyi işte İYİ Parti'nin tek başına yönetmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. İYİ Parti'nin tek başına bu ülkeyi yönetmesi. Şimdi bak, bu ne biliyor musun? Bu başka bir meydan okumadır. Bu. Ve burada bir taraftan bakıyorsun. Arada patlak yok diyorsun. Aynen. Sen tek başına nasıl yöneteceksin? Şöyle olabilir mi acaba? CHP'den 15 vekil değil de mesela 150 vekil kiralık mı geleceksen nasıl yapacaksın? Onu merak ettim. Şimdi bazı şeyler var. Hakikaten insan hakkı dalga geçiyor ama şu Irak meselesi de kardeşim, hani biz iktidara gelirsek bunu yapacağız. Irak'ta bilmem ne yapacağız. Yani o kadar samimiyetsiz, o kadar ikiyüzlü. Ve artık da bundan da hiçbir şekilde gocunmuyorlar. İkiyüzlü siyaset içerisinde bulunuyorlar ki bunlar. Sen yapınca irtica oluyor. O yapınca halkın değerlerine sahip çıkmak oluyor. Sen işte ya Allah Bismillah diye açılış yapılınca ben bak görüyor musun bunlar mürteci, bunlar gerici oluyor. Öteki taraftan kendisi huzur duası olunca ne kadar dini değerlere sahip. Bu kadar ikiyüzlü. Bir de yani bunu gözün içine baka baka yapıyorsun insanlar. Yalanı söylüyorsun ve rahat bir şekilde söylüyorsun. Akıl kesiyor mu abi senin ipin tek başına? Dediğim gibi eğer CHP 250 vekil kiralık vermezse tek başına ülkeyi yönetecekmiş. Şimdi CHP de bunun karşılığı cevabını veriyor. HDP de en son diyor ki arkadaş bir dakika, hani omuza vuruyor ya tık tık tık, ben de varım diyor. Da sana soran kim? Sen kullanışlı bir aparatsın, gerektiğinde çıkartıp gösterilip sonra cebine konan bir aparatsın. Şimdi tabii bu şey hikayesi var ya, imam cemaat hikayesi vardır ya. Hangi hikaye? Hapşırırsa onlar öksürür mü? Gibi. Tamam evet, biz öyle biz yani. İmam cemaat deyince. İmam cemaatten belki hoşlanmayabilirler. Hoca talebe diyeyim ya da öğretmen öğrenci diyeyim. Hani hoca talebeden de hoşlanmayabilirler. Hikayesinde olduğu gibi. Şimdi Kemal Bey'e niye Barzani ile görüştün sorusu bile sorulmazken. Ama bak sen böyle diyordun iktidar partisi için cümlesine Türkiye'ye talip, Türkiye yönetmeye talip parti olarak cümlesiyle başlayan cümlesi harf edince, yani bir bahane bulunca Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Belediye Başkanı olan CHP'nin İstanbul Belediye Ekrem İmamoğlu'nun da bundan aşağı kalması düşünülemez bile. Tabii. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsun artık kendisine oy verenler bile geçen yayınlamadım yani... Sen de görmüşsündür. Çok şey İstanbul oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından kaçan bir hayvanın işte bağırsakları dışarıda yürüme hikayesinden falan sonra da zaten telef oldu hayvan. Ayrı bir dava. Yani öyle bir hikaye ki ya 2,5 yılda ne yaptın? Sen diyorsun 3 tane şey say. La 3'ü de geçtim 2 say. Yok. Dediğinde sayılamayan bir belediye başkanı olduğu için kendisi ondan sonra
artık bu kendisine oy verenleri de çok rahatsız etmeye başladı. Evet, çok. Ne yapacak çok mesela Ekrem İmamoğlu bu gibi durumlarda? Aynen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yapacak. Ben aslında yapacaktım ama bırakmadı. Yerim dar. Gelin işte oyuna yerim dar. Yok, yerim şimdi dar. Ekrem İmamoğlu'na sormuşlar. Ya kardeşim bu EYT hikayesi var. Bak otobüsler artık İstanbul'u ittire ittire falan şey yapıyor ediyor falan hikayesini sorduklarında Ekrem İmamoğlu'nun müthiş bir cevabı var. Nedir o? İBB'nin diyor yaklaşık 9-10 yıldır yenilenmeyen gerçekten kötü bir filosu var. Bak 9-10 yıldır. İETT'nin yeni otobüs alımı ile ilgili neredeyse 10 ayı bitmiş olacak ama 10 aydır Cumhurbaşkanlığında onay yazısı gelmedi. Niçin beklettiler? Ya da mecliste 6-7 tane daha metro hattımızın ilave kaynak bulunması ile ilgili bütçe onayı niçin beklettiler? Borçlanma onayı İBB meclisinde ama onay alamıyor demiş. Ya arkadaş şimdi siz 9-10 yıldır İETT'nin böyle olduğunu söylüyorsun. 2,5 senedir sen İETT'nin başındasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başındasın. Çık 9 seneden 6,5 sene boyunca niye bir tane bu görüntüye rastlamadık biz? Madem filo çok kötüydü. Ha, 2 yıl daha yaşlandı ondan oldu falan. Bu zeytin hikayesi gibi. Hani yakalayamamış en sonunda patlıyor. Ben yordum. Ben yordum sen yakaladın. Şimdi bu kadar yorulmuş. AK Parti, AK Parti yordu. Yani Ekrem İmamoğlu geldi. Enkaz devraldı yani. Enkaz öyle devraldı, değil mi? Tabii. Enkazı. Klasik. Ya yani bunu enkaz devraldığını böyle uzun böyle anlatmış enkaz devraldığı. Ya yani iyi de ben zaten bir, ben bir tane bir video seyrettim. Ama bir yalan var ortada. İttir, kalktır bir sürü şeyler. Yalanın tabii, yeni tabii, bir parası. Yalan söylüyor şimdi yani. Bunun örnek olsun diye alınmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil ama İzmir'den bir örnek vereceğim. Kılıçdaroğlu'ndan bir örnek vererek konuşturacağım bunları. Bir o Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in kolajlanmış görüntüleri vardı, konuşmaları vardı çocuklar. Onları bir hazırlarsanız bir dinleyelim. İzmir'de böyle de İstanbul'da da farklı olmadığına inanıyorum ama İzmir'i bir dinleyelim buyurun. Yine para vermiyorlar, imzalamıyorlar hikayesi. Keşke buraya iktidar sahipleri de gelseydi. Tunç Bey'in Dünya Bankası'ndan aldığı krediyi 2 aydır niye imzalamıyorlar? Aynen. 2 aydır bekliyor. Gidin AK Parti'nin il başkanıyla konuşun. 2 aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın onayında bekliyor. Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz. Hazine Bakanlığı'nın onay süreci ve garanti verme süreci devam ediyor. Bu sonlanmış değil. El birliğiyle çalışacağız. Hızlı bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz edeceğiz. İmzalanmış bir sözleşme, kredi sözleşmesi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Nasıl oluyor? Yani 17 Ağustos'ta Kemal Kılıçdaroğlu gidiyor. Ya Cumhurbaşkanı'nın önünde 2 aydır imzalamıyor. Niye imzalamıyorsun kardeşim diyor. 2 gün sonra Tunç Soyer yanındakiyle beraber çıkıyor. Ya aslında yok yani daha bu onay sürecinde bizim de zaten herhalde Dünya Bankası ile onaylanmış bir kredimiz yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na sunulan bir şey de yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı önünde bekleyen bir şey de yok cümlesini kullanıyor. Bu bir. Velev ki olduğunu farz et. Ya arkadaş sen $500 milyon yurt dışından borç aldın buhar oldu. Bilmem kaç milyon dolar ulaşım hikayesinin yapılanma altyapı sinyalizasyon bilmem neyinden para aldın. Yok oldu. Evet. İstanbul nimet dedin. İsraf ediyorlar. Bak ben bu kadar yeni kapıya araç dizdim. Bunları kiralamışlar. Bunların hepsini kattım. Şu kadar belediye ek gelir sağladım dedin. O sergilediğin araçların daha fazlasını ihaleyle yeniden aldın. İspark, zarar etmeyen İspark'ı batma noktasına getirdin. Milletin gidip bir bardak çay içerek en azından stresten kurtulduğu ve İstanbul'un hakikaten güzide yerlerinde inşa edilmiş Beltur'a ait olan birçok yeri artık neredeyse kapısına kilit vurulacak. Çünkü insanlar gelmiyor. Bir bardak suyu 5 liraya sattığın bir tostu 18-20 liradan tırnak içerisinde ittirdiğin yere insanlar gelmiyorlar artık. Beltur'da iflasın eşiğinde. Ve sorun onun için bize şunu yapmadılar, bunu imza etmediler, bilmem ne yapmadılar. Evet. İşleri, güçleri bahaneye sığınmak. İşleri, güçleri bu bahanelere kanan kitleyi uyuşturmaya devam etti. Kesinlikle doğru. Başka bir şeyleri falan yok. Ben ya 1990 çok özür dilerim şunu da söyleyeyim. 1994 yılında bak yani hani İstanbullu olarak söylüyorum. Buradaydım. Bu kentteydim. Bu kentte yaşıyordum, okuyordum. 1994 yılında Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde hani gerçekten enkaz devralmıştı. İSKİ skandallarını biliyorsun, klor hikayesini biliyorsun, yine CHP yönetimi vardı, Ordu Nur'a bilmem neler, şunlar bunlarla. İstanbul çöplükler merkezi,
İstanbul pislik merkezi, çöplerin toplanmadığı, suların akmadığı vesaire vesaire bir kentti. Erdoğan geldi, arkadaşlarıyla beraber kolları sıvadı. İstanbul'u yaşanabilir bir kente çok kısa sürede dönüştürdü ve halk bunu gördüğü için de verdi oylarını tabii, bir noktaya getirdi. Tabii. Siz en son seçimlerde bir cambaza bak hikayesiyle, milletin algılarıyla, ayarlarıyla oynadınız. Bu ayarlar neticesinde ben daha iyi yapacağım diye kandırdınız. Geldiniz şimdi bahanelerin arkasına sığınmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Bence bu da çok görünür oldu. Ben her zaman onu söyledim seçimlerden sonra. Bu 2-2,5 yıl içerisinde İstanbul, Ankara ve işte kaybedilen diğer büyük şehirlere baktığımız zaman bunun en büyük hayret şeyi, dönüşümü şu da olmuştur. Daha görünür oluyorsun. Bak, İzmir bir kıstas değil, yanlış anlamasın İzmir. Şöyle kıstas değil. Hani İzmir'de Tunç Seyer de aday olduğu için kazandı diye bir şey yok. Tunç Seyer değil. İzmir'e sen Orta Doğu Balkanların en iyi, dünyada eşi bulunmayan bir olağanüstü birisini koysan başka bir partiden gene kazanamaz. İzmir, böyle bir durumu var İzmir'in. Kazanamadı en azından şimdiye kadar. Bu lafı da bazen kızıyorlar yani, öyle bir şey yoktur falan filan diye. Bazı bölgelerde var yani bunu. Şimdi ya ben 50 yıllık Kadıköylüyüm. Hani bu tarafta doğdum ama doğum yerim Şişli, ama şeyde büyüdüm. Yani Kadıköy'de büyüdüm. O örneği verdim. Ben şu açıdan örneği verdim. Dünyanın en güzel projelerini ortaya getirdiler. 2009 seçimleriydi galiba. 2007 mi hatırlamıyorum. Havaray falan projesi vardı. O minibüs yolunu halletmesi için korkunç 1.2 milyar dolarlık yatırımlar falan. %22 mi 23 bin aldı AK Parti o dönemde. Gene Selami Öztürk kazandı. Eski 20 yıllık adam. O zaman da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Oraya Kadıköy'e aday olarak, CHP'den aday olarak Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi koysan, Cübbeli Ahmet oraya konsa en az %50 ile gene CHP alır. Yani böyle bir kıra. O yüzden onu saymıyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de nasıl hizmet verebileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu, hizmet anlayışının ne olduğunu, Türkiye geçmişte ne faydası vardı, artık ne kadar değişti, ancak görebiliriz dedim. Ve görebiliyoruz. Sen şimdi bu kadar büyük gazla yıllar sonra İstanbul'u yönetiyorsun. Biraz önce anlattın İstanbul'un hali perişanını. Doğrudur. Ben burada bile gördüm. Bak, Basın Ekspres'te biliyorsun otobüs kalmıştı yolda. Araç kullandığım için dönüp fotoğrafı çekemedim. Ama sonra basından gördüm. Bütün bunları yapıyorsun. Batırıyorsun. Bak, bunu söylüyorum ben. Söyleyeyim. Geçen sene söylüyordum. Hala iddia ediyorum. İstanbul geriye doğru gitmeye devam ediyor. Hı hı. Ve sonunda geleceği nokta çok kötü bir nokta. Aynen. Tekrar toparlanması için olan mesele. Fakat deminki söylediği yalanını da hemen biraz önce tabii hemen 10 tane mesaj da geldi. Bir baş, de şu var. Benden mesaj geldi. Yani bu şu çok tehlikeli bir şey. Bak, ne yapıyor? Batırıyor musun? Batırmıyor musun? Toplu ulaşım olursa toplu ittirim, bilmiyorum. Bak, o da değişti artık. U geldi, M geldi, yumuşak ya yapacağız. Tenis kortu, zart, zurt, müsilaj. Bütün bu palavraları da bırakalım bir köşeye. Bunlar normal CHP alışkanlıkları. Yani 1960'da da CHP böyleydi. Değişen bir şey yok. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. 60'da da böyleydi. O zaman da bir darbe olsun. 80'de de böyleydi. O şey zaman CHP zihniyeti asla değişmedi ve değişmez. Kodlardan ve cibilliyetten bahsediyorum. Ama şöyle bir gerçek de var. Hani buna alışığız artık biz. Hizmet etmeyeceğini biliyorum. CHP'de hayır gelmez. Şimdiye kadar gelmedi. Bir daha söyleyeyim. Bilimsel değil söylediklerim. Ama bir mantık örgüsü var. Çünkü yaptıkları yapacakları teminattır. İşte en son yani dedi ya şey Nihat Genç'in dediği gibi. İki günde İmamoğlu'na tapar hale geldiniz. Adamın ne olduğu kalibresi ortaya çıktı, bitti. Bu kadar. Fakat benim kabul edemediğim, yani bunu bu şekilde kabul ediyorum demek şey demek değil yani. Tamam, CHP'de böyle kalsın demiyorum. Ama kabul edemediğim ve üzerine basa basa sürekli itiraz ettiğim bir şey var abi. Şu an benim gözüme bakıyorsun. Adam göz içine baka baka o kadar rahat yalan diyor ki ya, bakıyor sen bana bak diyor ki, Hikmet ne kadar güzel saçların var. Ya benim bunu bana her gün söyledi, kabul et. Düşebiliyor musun abi? Hoşuna giderse ya, söyleyeyim. Bir gün saçımı taramaya başlarım artık herhalde. Yok, tarayamam çünkü yok. Ben döndüğümü görüyorum. Doğru, bu kadar. Şimdi bu kadar adam 2018 yerde raporuna baktım, sen de görmüşsün, bana tak 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 geldi. Yok alın, 8-9 alınmıyor bilmem ne. Ya 2018'de bak sen gelmenden aylar önce, yani değişmeden önce bu ülkede İstanbul'daki filo eskiden işte ortalaması %14.2 iken 5.8'e çıkıyor. Gençler, yani filo gençler. Yaş ortalaması. Ha şey, otobüslerin yaş ortalaması. Otobüslerin yaş ortalaması. Bir anda 2018'de 375 otobüs alınıyor. 375 otobüs alınıyor
Ve arkasından bunun da gerisinde filo 2800'den bilmem neye çıkılıyor. Bütün burada raporları var hocam. Şimdi ya, sen 8-9 yıl boyunca bak, anlamadı sana, da ölmüş de diye yalan söylüyorsun. İşin başka bir tarafında niye? Şey yapayım. Başka kendi Hürriyet'e Sözcü'ye bak, haber orada da var. Başka bir şeyini söyleyeyim. Yalan mı yazdılar bunlar ya şimdi? Şimdi ben tabii 1994'te belediye başkanına geldiğini ayıp söyleyince siyasetteki sevgili büyüklerimizden bir tanesi, o dönem bilen büyüklerimizden bir tanesi mesaj atmış. Şunu söylüyor, yani 1994 yılında bak AK Parti ve MHP'nin şu anda Cumhur İttifakı olarak Ekrem İmamoğlu sallıyorlara engelleniyor, şu oluyor, bu oluyor. Verdiği desteği, tamam mı, Ekrem İmamoğlu rüyasında görse bulamaz şu anda. Ya, tamam, rüyasında görse bu bulamaz. Bu cümleyi tekrar eder misin? Tamam. Bak bu çok önemli. Cumhur İttifakı'nın şu anda Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği Ekrem İmamoğlu rüyasında görse inanmazdı. Bunu bu köşeye koyun, tamam, bak. Buradan bir çıkın. Bütün bu başarısızlığına rağmen. Tabii. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve ajansının yapmaya çalıştığı hikaye, ben bir şey yapacağım ama bak Cumhur İttifakı engelledi. Ben bir şey yapacaktım ama bilmem şu engelledi falan. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı da affedersiniz salak değil. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tezyah kurduğunu ve başarısızlığını sürekli red oyu vermeyi, çünkü öyle anlamsız istekleri oluyor ki, Cumhur İttifakı'nı, meclisteki Cumhur İttifakı'nı yıkacağını bildiği için makul ve mantıklı olan ve belirli bir, bak bir sürü borçlanma yetkisi istedi, verdi. Suya %40 zam istedi. Ya kardeşim, Cumhur İttifakı da bu mevzuları bilmeyen adam değil. Hayır dedi. Kendisi %15'lik, 16'lık enflasyon oranında artışı kendi tekliflerini kabul ederek girdi. Tamam mı? Ama 40 ucuzlatacağım diyordu, biliyorsun. Tabii tabii. Ayrı bir mesele. Vahdetli 40. Şunu anlatmaya adam çalışıyorum. Artıdan enflasyonun %15 olduğu yerde Ekrem İmamoğlu İSKİ batsın bitsin diye Cumhur İttifakı hareket yapmadı. Tabii. Desteğini verdi. Ekrem İmamoğlu'nun tırnak içerisinde saçma isteklerini engelledi. Bak 1994'ü bilen para çekmişler. Onu unutma. Bir de o da var. Merkezi 1994 yılında da benzer bir durum vardı aslında. Bu kadar değildi ama benzer bir durum vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 200 kişilik üyesi vardı. O dönem Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine ait, yani Refah Partisi'nin 73 sandalyesi vardı mecliste. Makul ve mantıklı, ya insanlar şey değil kardeşim. 128 tane muhalif var. Makul ve mantıklı, makul ve mantıklı bir şeyler ortaya koyduğunda, İstanbul için bir şeyler yapmaya çalıştığında, dönemin muhalefeti de Sayın Erdoğan destekledi o dönemde. Ya. Destekledi. Desteklemeseydi hiçbir şey yapamazdı. Tırnak içinde söylüyorum. Elbette yapabilecekleri vardı ama onları da aşacak yolları, yöntemleri var ama maksat iş yapmak. Sen iş yapmak. Adam istediğin anda sen iş yapmak. İstediğin anda kimse karşında durmuyor. Devrimci. Bak meclisteki şu anda Cumhur İttifakı'nın, yani AK Parti ve MHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri de Ekrem İmamoğlu bir şey yapmaya çalıştığında engel olmuyorlar. İyi bir ya, şey yaptığında. Tabii iyi bir şey yaptığında. Ya otur Tevfik Göksu'yu dinle ya. Bir sürü sosyal medya hesabından, ondan sonra İBB'nin canlı yayınından, konuşmalarında, şunlarında. O söylediği şeyleri. Evraklarla konuşuyor adam. Evet. Dinlediğin zaman bir sürü destekleri vermişler. Makul ve mantıklı olanlara. Ama 40'a vermiyor. Ama sen kalkıp da ben 2 milyar istiyorum cümlesini kullanıp, baba tamam 2 milyarı sana borçlanma yetkisi verelim de ne yapacaksın bu 2 milyarı diye sorduklarında, Bodrum'da güneşleneceğim deyince olmuyor, vermiyorlar. Ya tenis kortu yapacağım da üzerinde, yani üzerinde bilmem aynen festival yapacağım. Bir dakika diyor ya. Olmaz. Ya böyle bir şey yok deniyor. Tabii. Dolayısıyla onu da hatırlamak lazım. Yani iş yapan adama, öyle veya böyle, iş yapan adama kimsenin engel olma ihtimali yok. 200 belediye meclis üyesi oldu 1994 yılında, 73 Refah Partili olmasına rağmen Erdoğan o mecliste iş yaptı. Hocam, ve İstanbul'u nerelerden nerelere çok getirdi. Çok güzel, ama bir de şunu unutmayalım. Bak bunun üzerinden tekrar bunun Tevfik Göksu televizyonda açıkladı. Arkasından dedim ki yani bu kadar bu, tabii biz bunları duyunca, hani olayın gerçek yüzünü öğrenince şey diyorsun yani, karşıdaki adamdan şunu bekliyorsun. Yok kardeşi, böyle bir şey ne almışız ki falan, bir itiraz, küçük bir itiraz. Hani otobota itiraz ediyorlar ya, edemediler. O da şu, merkezi idare eden Sayın Tevfik Göksu bunu açık açık televizyonda, ekranda, canlı yayında söyledi. Merkezi idare eden daha önceki en son AK Parti yönetimindeki İBB'nin aldığından daha fazla maddi destek almış. Arkadaş hani ne diyordum, dizine gözüne değsin, ne tarafa değse değsin bilmiyorum. Ama yani olayın aslı şu, bu tür yalan. Ya 400 milyar bilmem şey, 400 milyon dolar oradan, 110 milyon avro Deutsche Bank'tan, oradan buradan borçlanıp duruyorsun.
Sana diyoruz ki burada her yıl filonun aynı şekilde genç kalması için her yıl 300 ile 400 arasında otobüs alman lazım zaten. 2 yıldır niye sen o kadar tasarruf bilmem neden bahsediyorsun? Çıkarttı arabaları, attın mavraları, çıktın gittin. Niye otobüs almadın? Peki anladık da bakımını başka bir yere verdirdin. Bilmem ne kadar milyar para harcamış o bakımına. Ne oldu? Bakım mı yapılmıyor? Arkadaş bunlar şeyde siyasette Türkiye'nin 1970'li yılların siyasetinde vardı. Hemen ne diyorsun? Demirel aklına geliyor, Ecevit aklına geliyor. Öyle otomata yok. Bağlıyorsun. Döndük mü CHP'nin yönetim zihniyetine? Döndük mü İzmir'in yönetim zihniyetine? Abi efendim buraya zam, ona zam, C'ye zam, buna zam. Ona soruyorsun Demirel'e. Peki arkadaş bu kadar zam yaptın. Ben de önce iktidar zaten zam yapmış. Ben ne yapacaktım? O zam üzerine mi oturacaktım o zamları? Şimdi otobüsler yenilenmemiş. Yalan söylüyorsun. Otobüsler 2018'de, bak bir daha söyleyeyim. Anadolu Ajansı'nın da var. Diğer gazete manşetlerinde de var. Girersen bulursun. Rakamlar ortada. Efendim bizden önce yenilenme çok yaşlanmışlar. Bize de denk geldi. Denk geldi bizde bozuluyor. Değil. CHP eline attığı yerde bozdu bunu. Neden bozdu? Siz burada tiyatro oynarken, PR yapmaya çalışırken hizmet etmediniz. Yapmadınız bunları. Ya temel atmama töreni diye bir de manşeye atıp, pankart asıp, göğsünüzü gere gere bak temel atmadık görüyor musunuz diyen bir partiden söz ediyoruz yahu. Yani neyi yaptın ki İstanbul'da? Bir daha söylüyorum bak. Bunu konuşurken böyle bazıları yaptığı gibi yapmıyorum. İstanbul'u konuşuyoruz. Her gün trafikte olan, her gün en azından 2 saat, 3 saat trafikte kalan İstanbul'da yaşayan doğma büyüme İstanbul olarak söylüyorum. Ve vicdanımı İstanbul'da her şey kötüye gidiyor. Ya biz aylarca bu yaz boyunca Sivistek'ten canımız yandı ya. Çocuklar sabah kalkıyor böyle. İnanın niye? Şöyle bitirelim. Çünkü o ilaçlamayı aynen uyarmış öyle meclis. Yapmadılar adamlar. Şöyle yapalım. Ekrem İmamoğlu diyor ki şu an benim aklımdan geçen ve amacım İstanbul'da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır. En rezil belediye başkanı olabilir İstanbul. Ekrem İmamoğlu. Bu ara bu hedefte olan bir insanın Kanal İstanbul projesine yaklaşımını da bir kere daha duymakta fayda var. Kanal İstanbul diyor basit bir emlakçının alırım yaparım satarım mantığıyla tariflediği bir iştir demiş. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Yani Montreux'u konuşanlar şunu konuşanlar. Yaz gittikçe var ya bunun şeyi bozuldu, dengesi aynen bozuldu. Öyle. Çünkü hakkındaki anketler kulağına gitmiş olabilir. Yapılan anketlerde İstanbul'da hatta bir şey diyeceğim diyenlerle karşılaştığında çok büyük bir değer kaybetti. Yani o kazandığı gibi değil, çok altında aynen şu anda İmamoğlu. Kıbrıs Rum kesimi Eğitim Bakanlığı Oxford'un kitabında Türkiye'nin en büyük kahramanı başlığı yer alan Atatürk sayfasının öğrencilere dağıtılmasından yırtılması talimatı, dağıtılmadan yırtılması talimatı vermiş Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi pardon. Acil koduyla göndermiş bunu da Oxford Discover Futures Three World Book zannedersem. Kitabının Atatürk konulu 36. sayfasının yırtılmasını istemişler. Bu da işte aynı çiğlik, başka bir şey değil aynen yani. Hani kırılım kesimini yaptı. Şimdi FETÖ'ye bakalım buradan. Onu da atlayalım, unutmayalım diye ifade ettim. Amerika'da FETÖ iğrençliği haberi var. Bir iki cümle bunları konuşalım. Beden eğitimi öğretmeni. Bu FETÖ'cülerin Amerika'da... Fulton Science Academy. Neydi bir daha söyle. Fulton Science Academy Fulton, diye. Evet. Science Academy, Fulton evet. Bilim Akademisi'nde baskın yapıyor FBI ekipleri. Zaten biliyorsunuz bu Harmony'di zannedersen bundan iki aynı zamanda. Onların böyle charter okulları falan vardı ya. Charter okullarında para aklama vesaire hikayesinden dolayı FBI zaten Amerika'da bunların ensesinde idi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir şekilde bunlar biliyorsun ağları, ilişkileri ondan sonracıma para mekanizmalarıyla bir şekilde ya geri durdurdular ya başka bir şey yaptılar ettiler falan ama hala FBI peşlerinde. Bu sefer para pul ve bu charter okullar üzerinden kara para aklama meselesi değil, bildiğin pedofili üzerinden bir öğretmenleri tutuklandı. Şimdi normal şartlar altında suçun şahsiliğinden bahsederiz. Ondan sonra hani kişinin yapmış olduğu kurumu bağlamaz falan deriz ama mevzubahis FETÖ olunca ve bunların aşağılık ve iğrenç taktikleri olunca kusura bakmasınlar. Burada bir istisna yapıyorum. Genelliyorum kardeşim. Ondan sonra ne söylerlerse söylesinler. Umurumda değil. 12-15 yaşlarındaki çocukların pornografik görüntülerini bulunuyor. Bu FETÖ'nün okulunda öğretmenlik yapan Tarık Uduk'un gözaltına alınıyor. FBI baskın yapıyor. Bu da Amerika'daki FETÖ yani, iğrençliği olarak akşam gazetesi. FETÖ'nün aslında yani birçok bildiğimiz çok iğrenç şeyi vardır. Yüzü vardır. Yaptı bu
nasıl bu insanları kandırıp arkasından işte verdikleri bu iğrenç şeylerle, sapık sapkın fetvalarla, onlarla bunlarla sonunda gelip dolaşıp da aynı yere geliyoruz. Hem Türkiye'deki bu işgal girişimi, yıllar boyunca Türk ülkeye sızmaları, hakikaten bir terör örgütünün, ben hep öyle söylüyorum, terör örgütü derken diğer terör örgütlerine ayırdığım bir şey de var FETÖ'nün, o da şu: daha girift, daha kompleks bir terör örgütü. Bir taraftan çok eski ritüelleri kullanıyor, haşhaşler gibi. Diğer taraftan da hemen çağdaş bir takım araç cihazlarla, efendim, bir iletişim yöntemleriyle de aynı şekilde mücehhezler bunlar. O yüzden her iki taraftan giriyorlar ve çok daha komplike hale geliyor örgüt. Sadece silah taşıyan bir örgüt gibi değil, daha da girift bir örgüt haline geliyor. İşte bu da başka yüzü aslında öyle. Murat. Aynen öyle. Yani, peki, günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Kenç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.